A101 meydanlarda, biz de mutfakta meydan okuyoruz. Şimdiki meydan okumamız Kayseri'nin meşhur lezzeti mantı. Mantının olmazsa olmazı bir şah tam kıvamında yoğurt ve diğer malzemelere açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu tarifi bir şah yoğurt ile hala denemediyseniz hodri meydan. İlk olarak hamurumuzu hazırlıyoruz. Unumuzu ve tuzumuzu ekleyerek ortada bir havuz oluşturuyoruz. Bu havuzun içine 2 adet yumurtamızı kırıyoruz ve içeriye doğru yoğuruyoruz. Karışan hamurumuza bir miktar su ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurumuz dinlenirken bir yandan da kıyma harcımızı hazırlayabiliriz. Kombine dana kıymamızı kullanıyoruz. Üzerine rendelenmiş, ince rendelenmiş soğanımızı koyuyoruz. Karabiber. Benim mantı içindeki en önemli püf noktam bir parça muskat rendelemek. Bu karışımı iyice yoğuruyoruz. Evet, şimdi hamurumuzu açmaya başlayabiliriz. Ellerimi yıkayıp geliyorum. Evet, mantı hamurumuz dinlendi. Şimdi iki parçaya keserek mantımızı açmaya başlayacağız. Ve hamurumuz istediğimiz inceliğe geldikten sonra 3'er santimlik kareler halinde kesiyoruz. Kaşığımızın tersiyle küçük küçük malzemelerimizi ortaya dolduruyoruz. Evet, mantılarımızın içini de doldurduk. Şimdi mantılarımızı kapatma zamanı. Evet, son mantımızı da kapadıktan sonra artık mantılarımız kurutmaya hazır. İsterseniz fırınınızın en düşük derecesinde veya sıcak bir yer varsa sıcak bir yerde mantınızı bir miktar kurutuyorsunuz. Evet, mantılarımız kururken bir tarafta da yoğurdu yapalım. Malum, iyi bir yoğurt mantı için olmazsa olmaz. O yüzden bir şah tam kıvamında yoğurt mantı için ideal. Yoğurdumuzun içine sarımsağımızı rendeliyoruz ve güzelce çırpıyoruz. Evet, tam kıvamında yoğurdumuz da hazır. Kayseri mantısının en önemli özelliği suda değil domatesli sosta pişmiş olması. O yüzden şimdi domatesli sosumuzu hazırlayacağız. Tereyağımız çabuk yanmasın diye bir parça zeytinyağı, rendelenmiş domates. Önce bunları şöyle bir karıştırıyoruz. Ve domates salçası ekleyip çok az miktarda toz biber ekliyoruz. Domatesli sosumuz kaynamaya başlayınca kuruttuğumuz mantıları içine atıyoruz ve yaklaşık 8 dakika kadar pişiriyoruz. Evet, mantımız haşlanırken son olarak da acı yağımızı yapalım. Tabii ki acı yağımızda mitten tereyağı kullanıyoruz. Evet, kırmızı acı yağımız da hazır. Artık mantımızı servis edebiliriz. Evet, mantımız tadım için hazır. Bir şah tam kıvamında yoğurt ile mantımızın lezzeti tam da olması gerektiği gibi. Türkiye'nin her yerinde A101'de ucuzlukla buluşan Bir Şah Yoğurt ailesinin %101 arkasındayız.